Sevgili dostlarım hepinize merhaba Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar dolar e, altın ons gram altın gram gümüş platin ons hepsine e, incelemesini yapacağım e, hepsine kaldığımız yerden devam edeceğiz parça parça tekrardan e, kısa kısa hangi seviyeler bizler için önemli bunların hepsini size anlatacağım panik yapmadan e, ve beni çok iyi dinleyerek bu videoyu sonuna kadar izlemenizi sizden istiyorum ayrıca kanalıma bir beğeni atarsanız da beni çok e, memnun edersiniz. Arkadaşlar hala e, kanalımı yeteri kadar diğer mecralarda paylaşmadığınızı ve e, sizin için göstermiş olduğum bu kadar özverinin karşılığında kanalıma bir beğeni atmamış olmanızdan dolayı atan arkadaşları tenzih ediyorum. Bazı arkadaşlar var gerçekten. Onlardan Allah razı olsun. E, çok çabalıyorlar. Fakat bazı arkadaşların da hiçbir şekilde kanalıma yardımcı olmadıklarını görüyorum. Bu da beni üzüyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten üzüyor. Tamam diğer arkadaşlar video çeken arkadaşlar da kazansın, 100 bin, 200 bin iz, izlesin. E, fakat e, niye bizim kanalımız e, bu kadar doğru teknik bilgiler verdiği halde 4 binlerde, 3 binlerde izlenme oranlarının kalması beni gerçekten çok üzüyor. Sizlerden ricam arkadaşlar, e, sizlerin de elin taşın taşının altına elinizi koymanız ve kanalımızı büyütmemizde bana yardımcı olmanızdır. Neyse lafı çok uzatmayayım arkadaşlar. Bu korona belası da var biliyorsunuz. Aman diyeyim. 60 yaş üstündeki büyüklerimiz, abilerimiz, sizler bize lazımsınız. E, lütfen devletin koyduğu kurallara uyun. Dışarıya çıkmayın. E, bu virüs maalesef 60 yaş üzerindekilerde çok etkili olmakta. Sağlığınız ve sizler bizler için çok önemlisiniz. Kendinize çok iyi, iyi bakın ve çok dikkat edin lütfen. Lütfen dışarıya çıkmayın. En azından bir... 15-20 gün evde karantina altında kalırsanız virüsün etkileri de e, bulaşma oranı da azalacaktır. Bundan sonrası ülkemiz adına daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar laf fazla uzatmayayım hemen Platin Ons'ta başlayalım. Platin Ons'ta arkadaşlar e, bugün itibariyle 629 önemli bir seviye. Bakın şurada bir çanak yapmaya çalışıyor. E, bu çanağın ortası 629'da. E, Platinos da arkadaşlar 629 altına inilmedikçe yukarıda 735 seviyesi. Çanağın üst tarafı 735 seviyesinde. Platinos bu 735 seviyesinde günlük kapanışlara başlayabilirse. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Platinosçular beni iyi dinleyin. E, 735 üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlarsa yukarıya doğru ataklarını 800 47 seviyesine kadar götürmek isteyecektir fakat 735 çok önemli bu hafta günlük kapanışların bu seviyenin üzerinde olup olmayacağı takibinizde olsun ee, bunun altında da bir 712 ara direncimiz var şurada bir de 712 ara direncimiz var ee, bu çanakta çalışırsa 735 ve üzeri hareketler platin görülebilir. görülebilir ee, dediğim gibi bu seviyeleri takipte kalın Destek ve dirençlerinizi de ben size bildireyim. Şurayı yazayım hemen arkadaşlar. Şimdi 629 üzerinde 735 şey 712 direncimiz ve 735 direncimiz mevcut. 735 üzerinde günlük kapanışlar görebilirsek, 735 üstüne çıkabilirsek yolun 247 direncine kadar gidebilir. Fakat 735 önemli. 629 üzerindeki dirençlerimiz e, bunlar arkadaşlar. Bunları takipte kalacağız. Bu seviyelerin üzerinde kaldıkça daha üst seviyelere gidecektir Platinons. Bunları takip edin. Bu seviyeler kırılmazsa da geri dönüşler başlar. Ona göre piyasayı ve haber akışlarını çok iyi takip edin. Olursa olumsuz bir senaryoda da 629 altında kapanışlar gerçekleşirse de arkadaşlar bu sefer üst seviyedeki destek noktasına tekrardan geri döneriz kendinize ona göre stratejilerinizi belirleyin. Gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşe de baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz gram gümüş grafiğim olmadığı için altın ons grafiği üzerinde bunu anlatmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar sistem etmiş. gümüş gümüşünden niye gram gümüş anlatıyorsun diye. daha önce beni dinleyen arkadaşlar bilir. Benim arkadaşlar gram gümüş grafiğim yok. O yüzden altın ons üzerinde gram gümüşü anlatacağım. bunu gram gümüş olarak Düşünürseniz arkadaşlar 200 262 seviyesi dediğimiz gibi gram gümüşte çok önemli bunun üzerinde 293 gram gümüşte hedef yeri dedik ve bu 293 üzerinde günlük kapanışlar görmemiz şart yükselişin devamının gelebilmesi için 293 altında bir 286 gene destek bölgemiz var arkadaşlar 293 altında fakat bizim için önemli olan 293 üzerinde kalabilmesi Burası çok önemli arkadaşlar 293 üzerinde günlük kapanışlar yapabilmesi gram gümüşün çok önemli Eğer ki 293 üzerinde kalıp günlük kapanışlar yapabilirse işte bu zaman o zaman gram gümüşte 345'li seviyeleri konuşabiliriz gram gümüşteki arkadaşlar da 293 seviyesini takipte kalacak 293 üzerinde 3.25 Şöyle temizleyelim arkadaşlar daha rahat görün. Evet 2.93 üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlarsa gram gümüş bu 2.93 çok önemli gram gümüşle dediğim gibi 3.25 de bir direnç noktamız var. 3.25'i de yukarıya doğru kırabilirsek bu sefer 3.45'deki direnç seviyesi bizler için önemli olacak. 2.93 altında günlük ve haftalık kapanışlar gelmezse arkadaşlar yönümüz tekrar 2.45 seviyesine doğru ee, maalesef gerileyebilir. Tabi bundan önce bir 2.62 seviyesi var. Arada 2.62 ee, destek seviyemiz var. 2.62'de kırılırsa 2.45'li seviyelere kötü senaryoda tekrardan gümüş gramda geri döneriz. Ee, burada yapmanız gereken 2.93'ün yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı günlük kapanışların gelip gelemeyeceğini takipte kalacağız. Gram altına da bakalım gram altında neler olabilir. Gram altında arkadaşlar biliyorsunuz ee, dedik ki 314 üzerinde kapanış geldi ve bu gram altın için çok önemlidir. 314 üzerinde gram altın ee, ilk etapta 330 seviyesine gidecektir dedik. Ve banko nokta 1 ee, tahminimiz gerçekleşti. Şimdi 330 üzerinde kalışlarda Hangi seviyeler takimizde olması gerekir? 330 üzerinde bizim arkadaşlar bir 333 direnç bölgemiz mevcut. Gram altında 333 seviyesinde aşa aşabilirse arkadaşlar 337 seviyesinde güzel bir direnç bölgemiz var. 337 bunun üzerinde de şurada 343 seviyesi var. 337 üzerinde de 343 seviyesi var. Buradaki stratejiniz 330 ve 330'u takipte kalın arkadaşlar. 330 üzerinde gram altın her kalışı 33 ve 33 ve 37 dirençlerini test etmeyecektir. 37'yi de kırabilirse yukarıda kuvvetli dirençle karşılaşabileceği yer 343 seviyesi olacaktır. 314 bu hafta 314 üzerinde kalışlarına devam etmesi halinde gram altında hala olumlu ve 333, 337, 343 dirençleri yukarıda gram altını bekleyen önemli seviyeler arkadaşlar. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Ons altına da baktığımız zaman ons altında 1548, 1550 bizim için çok önemli dedik. Evet arkadaşlar 1550 bizim için çok önemli dedik. 1550'ye neden önemli dedik? Çünkü e, 1550'nin yukarı doğru kırılması halinde e, diğer alıcıların devreye gireceği ve buradaki buradan alışların hızlanabileceğini bildirmiştik 1550 üzerinde kaldıkça ons altında olumludur arkadaşlar ve ilk 1600 direnci e, bizler için önemli bir direnç 1600 seviyesi de kırıla, kırabilirse takipte kalacağımız 1611 direnci ve onun üstünde de 1647 dirençleri Ons altında da takipte kalmamız gereken önemli seviyeler. Günlük kapanışta 1550 seviyesi takipimizde kalacak. Bunun her üzerinde kalışı 1600, 1611 ve 1647 seviyelerine doğru ons altını da e, yukarıya atması muhtemel görünüyor arkadaşlar. Şimdilik bu verdiğim seviyeler takipinizde olsun. Bunlar önemli seviyelerdir. Dolara da bakalım. Dolarda neler olabilir? Evet sevgili dostlarım. E, dolarda da dolar düşecek, altın yükselecek derken şaka yapmadığımı sizler de e, hafta sonu atmış olduğum videoda bunu gördünüz. Her zaman söylediğim gibi sabredenlerin e, sabredemeyenlere para kazandırdığı bir piyasa içerisindeyiz arkadaşlar. Bizim 6.55, 6.57'den e, doların döneceği yönünde öngörümüz vardı. Fakat 6.60'a kadar gitti dolar. Sabredip e, buralardan çıkış yapan arkadaşlar e, sabır, sabırlarının meyvelerini ...topladılar. E, sabredemeyen arkadaşlar da... ...yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, herkes kendi yaptığı... E, ...stratejiden sorumludur. Hiçbir zaman benim stratejilerime de... ...uygun hareketlerde bulunmayın. E, çünkü... ...benim hareketlerim de size zarar verebilir. Verdiğim stratejileri... ...takip edip... ...kendiniz bu stratejinin... ...acaba olabilirliği olabilir mi diye düşünüp... ...ona göre karar verip... E, ...o piyasa içerisinde... ...kendiniz kalmaya çalışın ki... Yön konusunda daha iyi tahminlerde bulunabilirsiniz. Dolar TL kurunda şimdi arkadaşlar 6.48 seviyesi önemli. Bakın şurada yukarıdaki trend çizgimiz kırılmış vaziyette. Burada bir 6.48 direncimiz mevcut. Benim düşünceme göre 6.48 üzerinde Dolar TL'nin her hareketi şimdilik bir satış hareketi olarak gözükmekte. 648 altına sarkıp buradaki e, destek seviyesini kırabilirse dolar yönünü bu sefer tekrardan 638 seviyesine çevirmek isteyecektir arkadaşlar unutmayın 638 seviyesi bu seviye önemli bu 638 seviyesi de dolarda şimdilik ilk etapta bunu bekleyelim arkadaşlar bunun altındaki desteği vermeyeceğim size 638 e, önemli gözükmekte. E, bu 6.38'i takipte kalalım. 48 kırılırsa, bu 38'i de takipte bir kalalım. Bakalım neler olacak. Bunu görelim. E, buraya gelmeden önce ara desteklerimize bakalım. Bir 6.44'te bir ara desteğimiz var. 6.48 altında, 6.44'te bir ara destek bölgemiz var. 6.44 altında da 6.38 ve 6.36 seviyesi dolar kurunda e, görünen seviyeler arkadaşlar. 6.48 üstünde de nereye doğru tepki hareketleri olabilir? Bakalım. Şuradaki kırılan çizgi üzerine doğru belki bir teyit olabilir. Yani 6.50 6.55 buralara doğru tepki yükselişleri de gelebilir. Dediğim gibi arkadaşlar son karar sizin. 6.54 buralara doğru belki bir tepki yükselişleri gelirse tekrardan bir değerlendirilebilir. Ee, i̇yi takip edin arkadaşlar. Özellikle 6.48 direnciniz sıkı takipte kalın. Buranın kırılmasıyla birlikte e, yön 6.38 6.36 seviyesine doğru dolarda da ilerleyebilir. Şimdilik e, benim altın ve e, dolarla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.